Canlarım merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün açı denemesinin konu ağırlıklı ikinci denemesini çözüyoruz. AYT denemesi çözeceğiz. Hadi yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar ilk sorumuzla. Şimdi ne diyor ilk sorumuzda? Verilen şekillerde üzerine rakam yazılı olmayan renkli kutucukların içerilerini toplama, çıkarma, çarpma, bilmem ne, bölme işlemleri yerleştirerek her bir sırada işlem önceliğine dikkat edilerek işlem yapıldığında A eşittir B çıkıyormuş. İyi, güzel. Ondan sonra diyor ki C nedir diyor. Tamam, renkli aynı işlemleri konup C kaç olur diyor. Okey. Tamam. Şimdi ilk önce ne yapalım arkadaşlar? Şunları bir yerleştirelim. Ne yapalım? Şuraya çarpma, şuraya çıkarma desem. Şuraya A eşittir B'yi elde etmeye çalışıyorum. Toplama, şuraya da bölme desem arkadaşlar. Şimdi çarpma önce olacağı için 6 kere 2 12, 12 eksi 3'ten 9. Bölme ilk önce olacağı için 8 bölü 4 nedir abi? 2, 7 artı 2'den 9'dur. Tamam, bunu takozladıysa hemen turuncuya çarpı, yeşile çıkarma, sarıya toplama, şu bordo mu oluyor ne oluyorsa artık, buna da bölme koyuyorum. O zaman ne oldu minnoşlar? Çarpma şurası 5 kere 3 15. 15. 9 daha arkadaşlar 24. Bölü. Şurada bölmeyi yapıyorum. 10 bölü 2'den 5. 5 eksi 1 4. 24 bölü 4'ten 6. Doğru cevap Denizli. Evet, sırada bir karmaşık sayı sorusu var arkadaşlar. Hemen eşleniklerle çarpalım. Şurayı neyle çarpacaksınız? 3 eksi i ile. Dikkat edin, burayı 1 eksi 3 i ile, eşlenik sanal kısmının yer, işaret değiştirmesiydi değil mi canlarım? Hadi çarpalım arkadaşlar. Şunu şununla çarpalım. 1 artı 2 i ile 1 artı 2 i ile 3 eksi i'yi çarpalım. Nedir abi? Şöyle 3. Şöyle eksi i. Şöyle 3 kere 2'den artı 6 i. Şöyle eksi 2 i. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Bölü ne etti burası arkadaşlar? A kare artı B kare diyeceğiz. 3'ün karesi 9. 3'ün karesi 9. İ kare eksi 1. Ama eksi olacağı için direkt hızlıca ne yapıyorduk? A kare artı B kare. 10. Tamam. 3'ün karesi 9. Artı 1'in karesi 10. Okey. Tamam, bu okeyiz. Şimdi öbürünü çarpalım. Ne oluyormuş burada arkadaşlar? Direkt hızlıca çarpayım. 3 artı 4 i eksi 9 i. Aynı tarz çarpıyorsunuz yan yana yazıp. Eksi 12 i kare. Doğru mu? Ay, özür dilerim, şurada i kare yazmamışım. Eksi 12 i kare. Okey miyiz? Bölü yine a kare b kare. 1, 3, 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 topladım. Direkt 10 yazabilirim arkadaşlar. Artık tek paydada olduğu için işlemleri rahatlıkla yapabilirim. Şimdi ilk önce şuranın ne olduğunu biliyorum. Şuranın eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi 1 olduğunu biliyorum. Yani şurası 2 oldu. 2, 3 daha 5 oldu. Doğru mu? 5, şurası da artı 5 i. Şurayı düzenleyeyim, sonra eksiyi dağıtayım. Şurası neydi arkadaşlar? Eksi 1. Çarptım. Artı 12. 3 daha artı 15. Doğru mu? Şöyle bir yazayım, 15 bir yerde kalsın. Şurası ne? Eksi 5 iyi geldi. Ama bu eksiyi bunlara dağıtacağım için ne oldu? Eksi 15 artı 5 iyi. Bölü 10. Payda aynı zaten. Doğru mu? Ne oldu minnoşlar? 5 iyi 5 iyi 10 iyi. 10 i eksi 15 artı 5 eksi 10 bölü 10. Ne oldu arkadaşlar? I eksi 1. Yani bizim Adana bizim doğru cevabımız. Haydi diğer soru. Evet, ne diyor? A ve B asal sayılar olmak üzere arkadaşlar. Şimdi fark ettiyseniz burada bir nüans var. Neymiş? Nüans. Nasıl bir nüans? Bak. Şu 3'ün katı artı bir şey eşittir yine 3'ün katı artı yine 3'ün katı. Demek ki seve seve bu asal sayılarsa A ile B
Bu B de 3'ün katı olması lazım. Yani B direkt 3 dedim. B'ye 3 dedikten sonra arkadaşlar yapıştırıyorum, A'yı arıyorum. Sağladığı zaman okeyiz, mis gibi sağladı diyeceğiz. O zaman ne oldu? 3A kare artı 9 eşittir 9A artı 93. Okey miyiz? Şimdi bunları bu tarafa attım. 3A kare eksi 9A. Şunu da şuraya attığım zaman ne oldu arkadaşlar? 84 mi oldu? Eşittir 0. 3'e de böldüm her tarafı. A kare eksi 3A. Mesaj geldi. A kare eksi 3A neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 28'e eşit. Ay eşit diyorum. Eşittir 0. Şimdi buradan da ne olur arkadaşlar? 4 kere 7'dir. Doğru mudur? 4, 7. Kim eksi? Şu eksi, şu artı. Yani x eşittir 4 değil, eksi 4. X eşittir 7. Evet, x diyorum ya. Ne x'i? A. Alışkınız x'e. A'mız 7'ymiş. 7 de asal. Zaten eksi 4 asal değil. 7 ve 3. 7 ile 3'ü toplarsam 10 benim doğru cevabım. Evet, ne diyormuş diğer soruda? Şimdi içinde bir A pozitif tam sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembolün değeri A çarpı N'miş. Doğal sayısının farklı açısal çarpanlarına eşitmiş. Yani şu 10, 3 kenarlı 30. 30'un çarpanları ne arkadaşlar? 3, 10, 10 da 5, 2. Bakın 1, 2 ve 3. 3 tane asalı varmış. 3 tane asal çarpanı varmış. O yüzden 3'e eşit. Şimdi aşağıdaki A sayısının aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi kendi kendimize 12'yi denersek o zaman şurası 18 olur. Doğru mu? Deneyeceğiz abi. Bakalım 18. 18 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 18 çarpı 5. 18 nedir abi? 2, 3'ün karesi ve 5. Doğru mu? Yani burası 3'e eşit. 12, 4 çarpı 3'tür. 4'te de bir tane 2 asalı var. Bu 2'ye eşit. Yani birinci seçenek yanlış. Bu 3 tane farklı asalı çıktı. Bu 2 tane asalı çıktı. Bu yanlış. Şimdi sırayla deneyeceğiz. 20'yi deneyelim. 20 koyarsam 20 çarpı 12. Özür dilerim. Pardon. 12 çarpı 6 diyeceğim değil mi? 12 çarpı 6. 6'da da şükür. Vallahi gidiyordu ha. Vallahi gidiyordu. 12, 6'da da 2 ile 3 var. 12'de de 2 ile 3 çarpanı var. O yüzden sadece yine 2 ile 3 çarpanı kaldı. Pardon. Şimdi 20'yi deneyelim. 20'yi deneyelim. Sildik. Ne diyor 20'ye? Şuraya 20'yi koyarsam 20 çarpı 6. Burası 20. 26 çarpı 5. 26 çarpı 5. 26, 2, 13. 2, 13, 5. 3 tane var. Burada 20'de 4 çarpı 5. 4 çarpı 5. 4'te de sadece 2 asal var. 2. 5. Burada 2 ve 3 var. 2, 5, 3. 3. Oh! İkisinde de toplamda 3 tane asal olduğu için 2 olabilir. Geldik şeye. 28'e. Silelim yine. Silelim. Evet. Şimdi 28'e geldik. Bakalım 28'de ne yapacağız? Şimdi 28 desek 28 çarpı 5. Ay pardon 6. Şuradan 2 ve 3 geliyor zaten. 28 nedir? 2 çarpı 14. 14'te 2 çarpı 7'dir. Yani 7 var. 2 var. 3 var. Doğru mu arkadaşlar? 3 tane yani. Güzel. 28'di. 28 6 daha 34 olur arkadaşlar. 34 nedir arkadaşlarım? 34'te de Allah Allah. Sessize aldım telefonu. Neydi ya? 34. 34. 34 çarpı 5 diyeceğiz değil mi? 34 çarpı 5. 34 2 çarpı 17. Yanında da 5 var. Oh! Burada da 3 tane asal var. 3 tane asal. 3 tane asala eşit. 2 ve 3 bizim doğru cevabımız Denizli'ymiş arkadaşlar. Haydi devam. Evet geldik 5'e arkadaşlar. Ne diyor adam bunu böyle yerleştirmiş diyor. 5 kalmış diyor. Buralar ne arkadaşlar? Buralar ne? 9'ar değil mi buralar? 9'ar santimlik şeyler yerleştirmiş. Kaç tane 9 var bilmiyorum ama 5 kalmış. Yani kesinlikle burası
Bu sayı, bu rafın uzunluğu 9'a bölümünden kalan 5. 9K artı 5 değil mi? Burası arkadaşlar fark ettiyseniz 4'er 4'er. 4'er 4'er yerleştirmiş. 4'er 4'er yerleştirince 3 kalmış. Yani 4K artı 3, 4'e bölümünden kalan 3. Yani bu raf değişmeyeceğine göre, bu raf değişmeyeceğine göre sayılara bakıyorsun hacı. 4'e bölümünden kalan 3 olacak. 4'e bölümünden kalan 3 olacak. 4'e bölümünden 20 ve 9'a bölümünden de 5 olacak. 9'a bölüm 18. Evet, bitti bak. 23'ü 9'a bölerseniz kalan 5, 4'e bölerseniz kalan 3. Çat. Ceyhan bizim doğru cevabımız. Haydi devam. Evet, geldik 6'ya. Şimdi diyor ki kümesinden seçilen bir M elemanı kümedeki diğer tüm elemanların toplamını tam böldüğü biliniyor. Yani o sayı hariç diğer bütün hepsi, bütün toplamını tam bölüyormuş. O zaman bir ilk önce şuradaki tüm elemanları toplamını bulalım. 1, 2, 3, 4, bıdı 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 bıdı. Nereye kadar? 18'e kadar. Ne yapıyoruz? Tek tek topluyoruz değil mi? Manyak mısınız lan? Ne yapıyoruz? 18 çarpı 19 bölü 2 değil mi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Buradan 171 geldi mi? Bir M elemanı o M elemanı hariç tüm toplama bölünüyor. Yani mesela 3'e bölseydi arkadaşlar 171'den 3'ü çıkaracaktım. 168 3'ü bölecek atıyorum. Anlatabildim mi? Yani 171'den o sayıyı çıkaracaksın. Diğer tüm elemanların toplamını bulacaksın. Tüm toplamada tam bölünüyormuş. Yani M'e tam bölünüyormuş. Ne oldu bu o zaman arkadaşlar? 171 bölü M eksi M bölü M. Buradan ne geldi arkadaşlar? Burası tam sayı olması için M'in alabileceği farklı değerlerin toplamı. Burası tam sayı zaten. Burada ne olabilir? M1 olabilir. Ondan sonracığıma 3 olabilir. Çünkü toplamı 9, bir de 9 olabilir. Bu kadar. Ne oldu o zaman? 10, 13 benim doğru cevabım arkadaşlar. Evet, geldik bu uzun soruya. Adam yukarıda söylemiş işte birim kareler, büyük büyük bilmem ne, büyük olan yani büsbük bir kağıda manyak Ahmet kule yapıp duruyormuş. Şurada da var ha, renk çıkmamış. Bu farklı renkte kalemler kullanıyormuş ve aşağıya doğru devam ediyormuş. Şuradan başlamış böyle aşağıya doğru devam ediyor. Şurada fark ettiyseniz 3 nokta koymuşlar. Tamam. Şimdi Ahmet bir kareyi ne kadar da boyuyormuş? 1 saniyede boyadığına göre 263 saniye sonunda boyadığı birim kare kaç numara sütunda bulunmuş? Şimdi Hacı Emmiler bak hep fark ettiysen bir tane atlıyor. Bir tane atlıyor. Şimdi bakalım burada kaç tane kare var arkadaşlar? 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kare. 15 kareyi 15 saniyede boyar. O zaman bir şöyle 263'ü 15'e bölersem arkadaşlar 17 kere var. Kalan da 8 olur. Yani 17 kere bu işlemi yapmış oluyor canlarım. Artık 18. adıma geçiyor. Doğru mu? Tamam. 18. adıma geçtiği zaman arkadaşlar 18 numaralı kutuda olacak. Çünkü niye? Fark ettiyseniz şu birinci renk 1 numaralı kutu. İkinci renge başlangıç 2 numaralı kutu. Üçüncü renge başlangıç 3 numaralı kutu. 18. renge başladığı zaman 18 numaralı kutuda olacak. 18 numaralı kutu atıyorum şuradaysa arkadaşlar şurayı boyayacak. Kalan 8'di ya. Sonra burayı boyayacak. Doğru mu arkadaşlar? Kaç etti? 3 etti. Sonra burayı boyayacak. 6 etti. Sonra 7, 8 şurayı boyayacak. Yani tam şurada burada devam edecek de şu an 263 saniye sonunda kaçıncı karede olacak? Şu 18'di. Şu 19. Şu 20. Bu da 21. karede olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Evet, geldik 8'e. Ne diyor? A ve x birer pozitif tam sayı olmak üzere bıdı 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 olduğuna göre diyor. Bunları küçükten büyüğe doğru sırala. Arkadaşlar bu a ve x pozitif tam sayıysa bu pozitif değil mi canlarım? Pozitif. Canikolar bu da pozitif. Doğru mu? Pozitif bu, pozitif bu. Hatta şunu şu tarafa atarsanız a eksi c mutlak değer b midir arkadaşlar? Bakın demek ki kesinlikle a
C'den büyüktür ki bu mutlak değer her türlü pozitif çıkacak ki bu sayı daha büyük bundan. Yani A C'den %100 büyüktür arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru mu? Tamam. Tamam. Yani ne biliyoruz? Burada onu biliyoruz. Şimdi gel şu tarafa bakalım. Bu pozitif. Bunu bu tarafa atarsanız arkadaşlar ne oluyor lan? Vallahi yeminim ışın kılıcı gibi ekranımı kesti lan. Ne oluyor? Bazen takılıyor bu. Anlamadım. Bilgisayar yoruldu herhalde artık ya. A artı X. Bu tarafa attım bunu. Eksi B. Doğru mu arkadaşlar? Bu da mutlak değer C'ye eşit. Yani A artı X B'den büyükmüş. Doğru mu canlarım? Tamam. Yani bunların hepsi pozitif olduğunu gördük aslında. Şimdi o zaman nasıl açacağız? Şöyle yapabiliriz aslında. Şuraya gelirsek. Şimdi bu pozitif ya. Doğru mu? O zaman ne oldu canlarım? Sonucu pozitif olduğu için şöyle bir şey yapabilirim aslında ben. B artı C eşittir A. Ne diyeceğiz? Bu sefer de C'ye bakacağız. C pozitif mi negatif mi bilmiyorum ama bu bundan daha büyük. Onu biliyorum. Doğru mu? Ondan sonra ne diyeceğiz arkadaşlar bu tarafta? A artı X eksi B mutlak değer C'ye eşit. Doğru mu? O zaman ne oldu? C nasıl bir sayı? Mutlak değerli bir şey. C ile toplanmış. Pozitif olmuş. Okeyiz. Tamam, A büyüktür C. Ondan sonra ne biliyoruz arkadaşlar? C nedir? C negatif. Gerçi şöyle diyelim. A büyüktür C. Okeyiz ama burası garanti pozitif olacağı için şimdi ben burada bunu böyle çıkardım ama bir baktım alt tarafta öyle uymuyor. Şimdi bir saniye tekrar bir sileyim, tekrar bir açıklayayım. Çünkü alt taraf kafamı karıştırdı. Şöyle direkt sileyim. Ne diyormuş bu? Silelim şunu da. Tekrar bir sakince bakalım. Şimdi Hacı Emmiler. Ne biliyoruz? Bu var. Okeyiz. Bu da var. Tamam. Şimdi dediğim gibi şunu şu tarafa atsam. A eksi C. Ne oldu abi? Mutlak değer içinde B. Doğru mu? Burası garanti sonuç pozitif. B'yi daha bilmiyorum. Tamam mı? A ve X pozitif tam sayı demiş zaten. Şimdi burası sonuç pozitifse bunun sonucunun kesin pozitif olması için iki durum var. Ya C negatif olsun ki önünde de eksi var. Artı olsun sonuç pozitif çıksın. Değil mi? C negatifse önünde de eksi var. Pozitif çıksın diye. Şimdi sonuçta C daha büyük bir sayı da olabilir. Ama bunu garantilemek için C'nin başka çaresi yok. Negatif olması lazım ki burası pozitif olsun. Çünkü bu pozitif. Ama C daha büyük bir sayıdır. Şöyle düşünün. Bu 3, bu 5 olduğunu düşünün arkadaşlar. Eksi 5 olur. Ama eksi 5 desem eksi 5'ten pozitif olacak. Demek ki C'nin negatif olduğunu anladım. Şimdi şu tarafa bakalım. C negatifse arkadaşlar burası nasıl çıkar? Eksi C diye çıkar. B eksi C eşittir A artı X. A artı X pozitif. Bu sayı pozitifmiş arkadaşlar. Bu sayı pozitifse C'de nasıl bir şeydi arkadaşlar? Eksi 5 gibi düşünün ama 5 gibi çıktı. Değil mi? Şu an burası artık eksi çıktığına bakmayın arkadaşlar. Burası tamam pozitif de. Ama B demek ki neymiş? B pozitif olsun ki sonuçta bu da pozitif, bu da pozitif. Toplamışsın pozitif çıkmış. B pozitif. Burada da okeyiz. O zaman ne yapabiliriz şimdi? Şöyle bir denklemleri yazabilirim. A ile C, B ile C'nin ne olduğunu bulduk. Gerçi zaten biraz önce de A'nın C'den büyük olduğunu bulmuştuk değil mi? A dediğim şey C'den büyük. Ama B ile A arasını bir karşılaştırmam lazım. O yüzden şöyle bir sakince yazalım. B pozitifse B artı C eşittir A. C negatifse B eksi C eşittir A artı X diyeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Toplarsam şunu ikisini alt alta. C'ler gitti. 2B eşittir 2A artı X. Doğru mudur Canikolar? Tamam.
B dediğimiz şey A artı x bölü 2. Yani A ile bir şeyi toplayınca ancak B oluyor. Demek ki B en büyük. C en küçük. Sonra A. En büyük B. C en küçük. C, A, B. Aynen öyle. Doğru cevabımız arkadaşlar Denizli. Evet, geldik 9'a arkadaşlar. Ne diyor şimdi bize? Bir parabol vermiş. A, B, C birer tam sayı olmak üzere aşağıdaki dik koordinat sisteminde böyle böyle. Allah Allah. Bir parabolle köşelerinden biri bu parabolün tepe noktası olan karesi verilmiştir. İyi, güzel. Allah Allah, ne oldu lan? Şimdi ne biliyoruz arkadaşlarım? ABC birer tam sayıymış. İyi, okey, tamam. İlk bildiğimiz şey kollar aşağı olduğu için %100. A küçüktür 0. Değil mi? Kollar aşağı. Ne yapayım hacı? Şimdi tepe noktasına bakalım arkadaşlar. Tepe noktası şu değil mi? O zaman nedir arkadaşlar tepe noktasının R'si? Eksi B bölü 2A değil miydi arkadaşlarım? Bakın dikkatinizi çekerim. A dediğim şey neydi? A dediğim şey sıfırdan küçükse burası ne oldu aslında? B bölü 2 gibi bir şey oldu. Hani dert etmeyin. A sıfırdan küçük olduğu için bu pozitif oldu. Zaten bu neydi arkadaşlar? Tepe noktası ne? R sıfırdan büyük, doğru mu? Şurası sıfırdan büyük. Yani sanmayın ki bak R sıfırdan büyük. Aa hocam burada eksi var. Bu eksiyle çarparsam B bölü 2A küçüktür sıfır. Ama A da negatif. A da negatif olduğu için çarptığın zaman B tekrar büyük sıfır oldu. Anlatabildim mi? Minnoşlar bak dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Bak. Bu eksi B bölü 2A. Büyüktür sıfır. Nereden anladınız hocam? Ha işte. Tepe noktasının R'si büyüktür sıfır. Değil mi burada? Canikolar eksi B bölü 2A büyüktür sıfırsa. Eksi ile çarpın B bölü 2A küçüktür sıfır. Doğru mu? Ama bununla da çarpın. Bu da eksili bir şey. Eksi 2 gibi bir şey. Bir daha eksi ile çarparsam B bölü 2A büyüktür. B bölü 2 büyüktür sıfır oldu. Değil mi? Yani B sıfırdan büyük olmuş oldu. B büyüktür sıfır. Kardilopili koşkolar fark ettiyseniz C'yi nasıl bulurum? X yerine 0 verirsem F0 şurada bir yerde. Ama tepe noktasının R'si burada bir yerde. Tepe noktasının R'si daha büyük bir yerdeyse arkadaşlar demek ki B o C'den daha büyük olması lazım. Gördüyseniz şekilde de. O zaman C büyük 0 ama B en büyük. Yani hop Edirne bizim doğru cevabımız. Evet geldik 10. soruya. Şöyle bir baktım önceden arkadaşlar. Hani iki şekli de çizdim. Evet bu olmadığını anladık. Niye? Şimdi bakalım A ve B gerçel sayı olmak üzere şöyle bir parabol vermiş ya. X ekseni kestiği noktalar arası uzaklık 6 birim. İşte dedim acaba böyle mi? Hani 0'a 6'dan ya da 0'a eksi 6'dan geçen bir şey. Hocam niye böyle çizdiniz peki? Niye böyle çizmediniz? Kurban olduğum. Y eşittir 18 doğrusuna teğet. Demek ki bu böyle olması lazım ki. Demek ki A küçük 0 o kesin. Değil mi? Dedim acaba böyle mi? Böyle mi? Şimdi burada niye olmadı arkadaşlar? Burası R'ye K. Bir baktım. Eksi B bölü 2A. B bu B değil. B X'in önündeki katsayı. Yani 0. Sıfır olması için yani ne olması lazım? Demek ki tam simetri ekseni orijin olması lazım ki bu böyle olsun. O yüzden burası eksi 3'e 3 olsun ki aralarındaki mesafe şurası 6 olsun. Anlatabildim mi? Okey bu da y eşittir 18. Yani direkt zaten x'e 0 verince y'si 18 geliyor. B 18 oldu. Doğru mu canlarım? %100 B 18. X'e 0 ver. Y'si 18. Tamam. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Eksenleri kestiği noktayı da biliyorsunuz, değil mi? O zaman ne yapabilirsiniz? Hemen ne yapabilirim? Y eşittir A çarpı X artı 3 çarpı X eksi 3. Doğru mu arkadaşlar? Kökleri bunlar. A'yı bulabilirim. X'e 0 verince Y 18 çıkıyor. X'e 0 ver. 0 ver. Şurası eksi 9. Doğru mu? Eksi 9 ile A'yı çarparsam 18 çıkacak. A 2. Lan.
0 verdim. 0 verdim x'e. 3 0 verdim. Eksi 3 çarptım. Eksi 9. Ha tamam, a 2 değil lan. Eksi 9 ile eksi 2'yi. Ben de diyorum nasıl 2 çıkar? A eksi 2. Değil mi? A eksi 2 mi çıktı? O zaman benim denklemim ne oldu arkadaşlar? Şuraya yazayım. Y eşittir 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. Değil mi? X eksi 3. X artı 3. Ne oldu Canikolar? Burası x kare artı. X kare eksi 9. Yani ne oldu? Eksi 2 çarpı x kare eksi 9. Doğru mu arkadaşlar? E güzel. Zaten A, zaten biz A'yı da bulduk. D'yle uğraşıyoruz. A eksi 2. B kaçtı B? B 18. Toplarsam 16 arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Yani şunun olmadığını gördünüz inşallah. Bunu o yüzden çizdim. Bu değil. Bu tarafta da değil arkadaşlar. Neden aşağı doğru olduğunu da söyledim kolların. Neden böyle olduğunu da söyledim. Yani sonra nasıl bulduğumuzu da, kestiği noktaları bildiğim için denklemi nasıl yazdığımı da söyledim. İnşallah anlamışsındır. Parabolde zorlanmanıza gerek yok. Hadi öpüldünüz. Devam edelim. Evet, bir çarpanlar ayırma sorusu. Hiç sevmem ama yapacak bir şey yok. Yapıyoruz. Dağıtalım abi. AB kare eksi AC artı BA kare A kare eksi BC bölü AB eksi C. AB eksi C. Ne parantezini alalım ki? Ne parantezini alalım? Şu ikisini eksi C parantezine alsam. Okey. Şu ikisini de AB parantezine alsam. Okey. AB kareyi AB parantezine alıyorum. AB parantezinde şu AB kare, bir de BA kare. AB parantezinde burada sadece B kaldı. Burada sadece A kaldı. Yani A artı B. Okey. Şunu da, şu yuvarlak içindekileri de eksi C parantezinde alıyorum. Yine A artı B. Neden böyle yazdığımı bence anladınız. AB eksi C. Minnoşlar ne oldu Canikolar? Şimdi şurayı da A artı B parantezinde ne oldu? AB eksi C çat çat gidecek. AB eksi C şşt. AB eksi C şşt. Ne kaldı? A artı B. Doğru cevap Bursa. Evet. Yani değişik bir soru. Değişik değil aslında, bildiğin temel kavramlar sorusuyla EBOB-EKOK'un birleşimi. Şimdi EBOB şu buysa, mesela şöyle düşünün. 5 ile 20'nin EBOB'u nedir abi? En büyük ortak böleni 5'tir. Yani bu iki sayı da bölebilen bir sayı. Tam bölebilen bir sayı. O zaman ben de onu uygulayacağım işte. Ne diyeceğim şimdi Canikolar? Diyeceğim ki Hacı Emre'le. Şurada dursun. Diyeceğim ki 2A artı 51 bölü A artı 3. A artı 3 nedir? Tam sayıların elemanıdır diyeceğim. %100 tam bölünecek. Başka çare yok. 3A artı 39 bölü A artı 3. Yine eleman tam sayı diyeceğim. Okey. Şimdi buradan bölerseniz arkadaşlar 2 artı 45 bölü A artı 3 gelecek. Tamam mı? Şuradan bölerseniz 30 bölü A artı 3. Şurası artı 3. Normal bakkal bölmesi. Şöyle bir tanesini böleyim. Haydi. A artı 3'e bölüyoruz. Kaç kere var abi? 2 kere var. 2A artı 6. Doğru mu canlarım? Bak ne oldu? 45 kaldı. Ne? 2 buraya yazdım. Gördüyseniz. 45 buraya yazdım. A artı 3 de böyle. Aynısını burada sen yap. Kurban oldum. Vallahi yaparsın. Bir şey yok. Tamam. 3A artı 9, 39'u A artı 3'e böleceğim. Tamam. Şimdi bunları yazdıktan sonra, bunlar eleman tam sayıymış. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi şu sayılara bakalım. Şu 45 ile şu 30'un zaten en büyük ortak böleni neymiş arkadaşlar? 15'tir bu ikisini bölebilen. Yani aslında 15 A artı 3'e bölününce tam sayı çıkacak demektir bu. 15 A artı 3'e bölününce tam sayı çıkacaksa ya 2'dir. Çünkü bunun çarpanları nedir arkadaşlar?
5'e 3 0 veremiyorum pozitif tam sayı dediği için. 5'e ya 2'dir ya da 12'dir. Niye? 12 3 daha 15 15 bölü 15'ten tam sayı. 2 3 daha 5 15 bölü 5'ten tam sayı. 0 veremiyorum yoksa verirdim. Şey oluyor. Nedir adı? Pozitif tam sayı olduğu için olmuyor. Farklı değerlerin toplamı diyor. 14 bizim doğru cevabımız. Evet, geldik 13'e. Rabia bir kağıda x değişkenine bağlı 3. dereceden bir polinom yazdıktan sonra bu polinomu x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4 ile bölümünden kalanları başka bir kağıda not etmiştir. Tamam, bunlara bölmüş, not etmiştir. Tamam, Rabia'nın boyalı bölgeler içinde yazdığı sayılar soldan sağa doğru artmakta olan ardışık sayılar olur. Oo, tamam. O zaman bu x eksi 2 ile bölümünden kalan P2, değil mi? Kendi kendimize arkadaşlar buraya denklem yazacağız bu gıcık sorulardan ama şöyle bir hani ardışık olarak artıyor ya, atıyorum ne diyeyim mesela m artı 1 m artı 2 diyeceğimi şunlarla güzel olsun diye, çünkü değer vereceğim o denkleme, bir şey eklemem lazım. O yüzden buraya mesela m artı 2, burası p3, m artı 3, hani anlatabildim mi? P4, M artı 4 kalanlar olsun. Yani ardışık kalanlar işte P4, değil mi? Tamam. Bunu kendi kendimize dedikten sonra arkadaşlar başlayalım denklemi yazmaya. Şuraya güzelce yazalım. Sakinim bak. Px eşittir. Şimdi bilmiyoruz kas sayısını, değil mi? Baş kas sayısı bir şey demiş mi? Üçüncü dereceden Allah'ım ya keşke deseydi. A çarpı. Parantez. Artık ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi polinomu yazıyorum. Ne? X eksi 2. Çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4. Okey miyiz arkadaşlar? Şimdi bitmedi. Şimdi artı. Çünkü ne var? Kalanlar var arkadaşlar. Ama nasıl kalanlar? Aha böyle kalanlar. Şimdi kendi kendimize düşünüyoruz. Çünkü niye böyle yaptığımı bak şimdi anlayacaksınız. Bak 2 koyunca m artı 2 kalanını verecek. 2 koyunca burası sıfırlanacak. Burada m artı 2 kalanını verecek. 3 koyunca m artı 3 kalanı. 4 koyunca m artı 4 kalanı gelecek. O zaman şuraya ben her bir ne koyuyorsam, değil mi? 2 mi koydum? 2 artı m. Bak 2 koyunca 2 artı m olacak. 3 koyunca 3 artı m olacak. 4 koyunca... Aha burası x artı m. Okey. Gördünüz mü? Bak koy abi 2'yi. Çat gitti. 2 artı m. P2 2 artı m'e eşit. Koy abi 3'ü. P3 3 artı m'e eşit. Neden böyle yazdığımı bence takozladınız. Okey. Güzel. A denklem bu. Lütfen gerisini siz yapın demek isterdim. Hani çok mutlu olurdum. Çünkü denklemi yazmak sıkıntı burada. Sola kas sayılar toplamı 37. P1 37. Sabit terimi eksi 18. P0 eksi 18. Doğru mu Can Nikolay? P1 37. P0 eksi 18. Ne yapacaksınız canlarım? Bunları yerine koyacaksınız. Koyalım. Bir saniye bekleteyim sizi. Boş boş uğraşmayayım. Buradan bunları yerine koyduğunuz zaman arkadaşlar A'yı 3, B'yi, M'yi ne bulacaksınız arkadaşlar? 54 bulacaksınız. Okey. A'yı 3, M'yi 54 bulacaksınız. Şimdi denklemimi yazayım. Px dediğimiz şey ne? A3 çarpı x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4. Ne oldu Canikolar? Artı x artı 54. Anda denklemim bu. Bana ne soruyor? P5'i soruyor değil mi? Haydi bismillah 5 koyacaksın. 3, 5 eksi 2, 5 eksi 3, 5 eksi 4, artı 5, artı 54. Buradan da kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 77 bizim doğru cevabımız. Evet yine bir yorucu bir soruyla baş başayız. Ne diyor? 3. dereceden bir Px polinom için şu veriliyor. O zaman gel yazalım abi Px'i. Şurada üsttekiyle karışmasın.
Px dediğimiz şey arkadaşlar a çarpı a çarpı 2 koyunca 0 oluyor. X eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı 3. dereceden olduğu için x artı m. Okey miyiz arkadaşlar? Böyle bir şey işte. Tamam. Neymiş canikolar? Bizim şeyimiz, kuralımız. Diyor ki bana, eşitlikleri sağlanmaktadır. Px polinomun baş katsayısı ile sabit terimin toplamı eksi 87. Baş katsayısı A. Doğru mu? Sabit terimi P0. Yani A artı P0 neyi eşitmiş abi? Eksi 87'ye. Doğru mu? Tamam. Buradan ne oluyor? P0 ne? 0 koyduk. Eksi 2, 0 koyduk. 3, 0 koyduk. M. Yani eksi 6 MA. Doğru mu? Doğru mu? Ne diyebiliriz arkadaşlar burada? Bx polinom için. Şimdi burada ne dedik? 0 koyduk. 0 koyduk m. A artı, gerçi bir saniye. Yo, doğru. Baş katsayısı. A artı p0 dediğimiz şey ne arkadaşlar? 0 koyduk. Eksi 6 MA eşittir eksi 87. Doğru mu? O zaman şu A'la hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şunu ben şöyle yazsam. Şöyle şunu da sileyim. Şurada görülmesin bari. Şuraya AX artı M desem. AX artı M desem. Çünkü burada bilinmiyor ya. Şimdi bak. Baş katsayısı yine A. Bak P0. 0 koyunca arkadaşlar ne oldu canlarım? 0. Bak. Ne kaldı canikolar 0 koyunca? Şurası eksi 2. Şurası 3. Eksi 6 M. Eksi 6 M. Gördünüz mü? Şu. Hani MA parantezini alacağız. Kafamız karışacak. Bunu içeri atayım ki sıfır koyunca daha rahat bir işlem çıksın. Yani A eksi 6 M eşittir. Eksi 87. Doğru mu? Tamam. Bunda okeyiz. Güzel. Şimdi ne diyor? P eksi 2. P eksi 2 koyacağız. Eksi 2 koyduğumuz zaman ne geliyor arkadaşlar? Şurası eksi 4 geliyor. Eksi 2 koyduğum zaman şurası 1 geliyor. Eksi 4 1 tamam. Eksi 2 koyunca arkadaşlar şurası ne oluyor? Eksi 2 A artı M. Doğru mu? Eksi 2 A artı M. M eksi 2 A. M eksi 2 A. Okey. Tamam. M eksi 2 A okey. Bölü 1 koyunca arkadaşlar şurası eksi 1. Şurası eksi 1. 1 koyunca 4. 1 koyunca M artı A. 1 koyunca M artı A. Şurası eksi 4 çarpı M artı A. Okey miyiz? Şunlar gitti. Okeyiz. Güzel bari. Onlar gittiyse mutlu oldum şu an. Ne oldu canikolar? 1 bölü 2'ye mi eşit? Çarptım şununla. M artı A eşittir. M 2M eksi 4A. 2M çünkü 2 ile çarptım. Eksi 4A. Şunu şuraya attım. Şurası artıydı. Şunu şuraya attım. 5A eşittir M. M dediğim şey 5A'ya eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Şükür. Yani P4'ü soruyor. M dediğim şey 5A'ya eşitmiş. M dediğim şey 5A'ya eşitse arkadaşlar şurada. M dediğim şey 5A'ydı. Doğru mu? 5A 6 kere 5'ten 30. Eksi 30 20. Eksi 29 mu oldu arkadaşlarım? 6 kere 5'ten 30.
30 ama eksi 30 a eksi 29 a eşittir eksi 87. Burası ne olur arkadaşlar? A dediğimiz şey ne olur? 3 olur. Doğru mu? A dediğim şey 3 ise, A dediğim şey 3 ise, M dediğim şey 5, 3, 15 olur. Doğru mu arkadaşlar? Ay, B dediğim şey, ay, M dediğim şey 15 olur. Doğru mu? Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Biz artık A'yı da biliyoruz, M'i de biliyoruz. Haydi Bismillah. Px polinomumuz x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı M dediğim şey 15, A dediğim şey 3, 3A artı 15, 3A, 3x, değil mi? 3x artı 15. Okeyiz, şükür Allah'a. 4'ü soruyor. Koy 4'ü. 2. Koy 4'ü. 7. Koy 4'ü. 4 kere 3. 12. 15 daha arkadaşlar. Ay, 12. 15 daha. 30. 27 mi? Aynen. 27. Ne etti burası arkadaşlar? 27. Ne oldu lan? Çıkmıyor. Allah'ım sabır ya Rabbim ya. P4'ü sormuyor. P-4'ü soruyor. Hiç kimse de hiçbir şey demiyor. Ha vallahi bak. P-4'ü soruyor değil mi canlarım? Hiç demiyorsunuz hocam. P-4'ü soruyor hocam. P4'ü değil. Kurban olduğum hocası. Demiyorsunuz vallahi. -4'ü koy yerine arkadaşım. -4'ü koyunca şurası -6. -4'ü koyunca şurası -1. -4'ü koyunca -12 artı 15. Şurası 3. Yani 18 benim doğru cevabım arkadaşlar. Bursa. Valla işlem hatası yapmamak için zor tutuyorum kendimi ama hep yapıyorum. Neyse. Haydi devam. Evet. Fena bir soru. Burada bir şeyleri görmemiz lazım arkadaşlar. Neyi görmemiz lazım? Şunu. 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 X eksi 1 ile çarpıp x eksi 1'e bölelim. Tamam mı? Niye? Çünkü bir açılım olacak arkadaşlar burada. X eksi 1 ile çarpıp böldüğüm zaman yukarısı x üzeri 16 eksi 1 bölü x eksi 1 oldu. Tamam mı? Şimdi daha tatlı olmuş olabilir. Çünkü yukarıda o kadar çok x üzeri 15'e kadar vardı ki yani hiç hoş değildi. Şöyle düşünün arkadaşlar. Zaten hani hatırlarsınız x eksi 1 çarpı yani x küp eksi 1'in açılımı da böyle bir şeydi. Bak şuraya kadardı değil mi? Heh. Ve bu da x üzeri 16 eksi 1'in açılımı. Öyle düşünün. Okey. Şimdi buraya kadar okeyiz. Yani px polinomumuz bu. Tamam. Şimdi biz ne düşünebiliriz? Ne yapabiliriz? Ama bize ne soruyor? Px artı 1 polinomundaki x üzeri binom sorusu. Px artı 1 polinomunu buradan rahatlıkla bulabilirim. Px artı 1 polinomu x artı 1'in 16. kuvveti eksi 1 bölü eksi 1 bölü x artı 1. Bak şunun yerine x artı 1 yazıyorum. Yanında eksi 1 var. Gitti x. Şimdi canikolar bunun 12. terimini bulmak demek. Şu x artı 1 üzeri 16'yı görüyorsunuz mu Hacı Emmiler? Şunun şu terimin 13. terimini bulmak demektir. Çünkü niye 13. terimi x üzeri 13'lüyü buluyorum ki? Altta da x var sadeleşsin x üzeri 12'li terimini bulmuş olayım. Anlatabildim mi? O yüzden sizin aslında sorunuz artık binom sorusuna döndü. X artı 1 üzeri 16 açılımında x üzeri 13'lü terimin katsayısı nedir? Artık soru buna döndü arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlarım. Bir kere şu 16'yı yazıyorsun. 6 boş bıraktım. Şuradaki 16'yı. Binom daha bilmiyorsanız zorlanabilirsiniz. 16'nın bir şeylisi çarpı ne istiyorum? Birinci terim ne? X çarpı ikinci terim ne? 1. Şimdi durdum. Şimdi üstleri yerleştireceğim. Kaç olsun istiyorum arkadaşlar? 13. O zaman buraya 13 yazdım. O zaman buraya yazdığım, bununla yazdığım yani şuraya yazacağım şeyle bunun toplamı 16 olması lazım. Yani burası 3.
Buraya yazdığım şeyi de hop buraya yazıyorum. Formülü var da ben böyle yapıyorum. Böyle bir taslakla yapıyorum arkadaşlarım. Anında cevabımız bu. Yani 16 çarpı 15 çarpı 14 bölü 3, 2, 1 çarpı x üzeri 13. Burada bir şey yok. Ne oldu canikolar o zaman buradan sadeleştirmeleri yaparsanız 560 x üzeri 13 bulunur arkadaşlar. Doğru cevap Adana canikolarım. Şimdi ilk 15 soruyu çözeyim. Söz bu sefer ama tamamlayacağım. Bak söz verdim. Yani sözüm sözdür arkadaşlar. Yoruldum çünkü sürekli polinom çözdüm. Kustum artık. Birazcık bir çıkayım bir derslerime gideyim. Ondan sonra akşam geldiğim zaman çekeyim. Öbürsü günde diğer 15'i paylaşayım. En sonunda da geometriyi paylaşayım. Bence mantıklı bir anlaşma. İnşallah kabul etmişsinizdir. 15, 15, 10. Bence güzel bir şey gördüm. Yani güzel oldu bence. Ben bir bakarsın hepsini birden çözerim öbür şeyde. Gücüme bağlı. İyi canikolar, kendinize cici bakın, mutlu kalın. Devamını çekeceğim, söz veriyorum. Sizleri seviyorum. Kimseyle kavga etmeyin. Görüşürüz.